kesildi, biçildi, kökünden koparıldı diye. Öyle mi hiç ağaç? Mezara konuldu, üstüne toprak örtüldü diye. Ölür mü sanırsın insan? He? Ölmez sabitim, ölmez. Ruhu mücerrettir, gitti sandığımız biz de yaşayalım. Sabit oğlum, ne düşünüp duruyorsun sen? He? Nerelere daldın öyle? Ya dediğini yapamaz Salih. Ya evsiz kalırsa ateş kuşları, olmaz. Sabit bir daha sokağa düşmez. Sabit oğlum, yerin kulağı var demiş de bu meseleleri böyle ulu orta konuşmamamız lazım. He? Evvela ağzımızı hayra açacağız, sonra elimizi Allah'a açıp dua edeceğiz. Hadi bakayım, hadi acık yardım et bana, hadi. Hale bak ya, ekşitme yüzünü lan. Yattın dinlendin işte. Topla kendini, bir sürü işimiz var. Abi. Ne oldu lan? Sen bunları 2-3 güne kadar gidecek demedin mi? He. Madem gidecekler, bu boyaydı, badanaydı, tadilat işleri nedir? Allah Allah. Kolay gelsin. İyi boya hacı. İyice boya böyle. Buyur Seyfim Bey oğlum. Boyayı astarsız vurmasaydın yalnız. Önce astar atsaydın. Astarsız vurulan boya durmaz. Dökülür gider. Aa, sizin gibi. Doğru diyorsun. Şimdi ben de sana bir laf derdim de. Astarsız yüze ne kadar laf söylesen boş. Değil mi? He. Aha bu evle. Aa bu boyadığın ne bu komodin mi? Ha. Bunlar size ait değil artık, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bilmez olur mu hiç? Biliyorsun da niye bırakıp gideceğiniz eşyaları onarmaya çalışıyorsun ya? Emanetçisi olduğun canı ne vakit hakka teslim edeceğini biliyor musun Seyf Efendi? Belki de birazdan bırakacağın emanete iyi bakmaktan geri duruyor mu hiç? Biz bırakmayacağız. Ateş kuşları gitmeyecek. Gitmeyeceğiz bir yere. Ali... Ne yapacakmış lan Ali? Sabit oğlum, Hacer'i çağırdıydı demin seni. Hadi git bak bakalım ne istiyormuş. Hadi. Hadi oğlum. Gideceksiniz. Gideceksiniz. Tıpış tıpış gideceksiniz hem de. Bitti o iş. Kıt akıllı. Kıt akıllı diyor. Deme. Bir daha deme. Dilim damağım kurudu benim. Kahveye gidip bir çay içecek. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor ya? Allah Allah. Aa komutanım. Ya. Ya bak hele ne diyeceğim. 2-3 güne kalmaz tası darağı toplayıp gidecekti bunlar hani. Ne diye oyalanıyorlar hala böyle seninle? İşine bak Seyfi. Asabımı bozma. İmza dedin attık. Etrafımda donanıp da beni zıvanadan çıkarma. Emredersiniz komutan. Buyurun. Buyurun. Helal. Gıcık tuttu. Yavaş. Ne demen çeviriyor la bunlar? Oltalar moltalar. Tuncay. Düş aslanım şunların peşine. Eyvallah abi. Ben de şu Hacı'ya bakayım bakalım kahvede. Alıyor.
Hoş geldin hacı amca. Hoş geldik delikanlı. Hoş geldin komşu. Cümleten selamün aleyküm. Aleyküm selam. Takıldı kaldı peşime, düş yakamdan be adam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Delikanlı, bana da bir çay vereceksin. Bugün de kıssa anlatacak mısın hacı amca? Ne anlatacak, kıssa anlatacak. Kıssacılar size. Yaldaşınacak adamın ne işi olur tamiratla, oltayla, balıkla? Ne işler karıştırıyorsunuz siz? Neden toparlanmadınız hala? Seyfi. Almışsın sonunda komutandan imzayı ha? Vallahi bu mahallede de ağız adıyla müjdeli bir haber verilemiyor ha. Doğru işitmişsin Kadir abi. Komutan yola geldi. Evini devretti sonunda. Mahallemiz Manhattan Park'la İstanbul'un göbeğinde bir yıldız gibi yükselecek. Sen de yükseleceksin Kadir abi, az kaldı. Eyvallah. Yaşa Seyfi. Sayende inşallah. Rezidanslara kavuşacağız sonunda ha Seyfi? Ya bakın ne diyeceğim. Yarın inşaat şirketinin CEO'suna kendi ellerimle teslim edeceğim ya devri sözleşmesini. Ya bunlar da işte iki güne kalmaz. Çekerler giderler mahalleden. İnşallah. 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 Hadi bakalım. Ebu Cehil kimdir bilir misiniz? Madem yeri geldi, kendi kuyusuna düşen Ebu Cehil'in kıssasını anlatıverem ben size. Anlat hacı amca, anlat da dinleyelim. Ama evvela kimdir bu Ebu Cehil, onu devrelim. Hakiki ismi bambaşkadır Ebu Cehil'in. Ona bu adı alemlere rahmet diye gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem takmıştır. Manası cahilliğin, cehaletin babasıdır. İşte bu Ebu Cehil bir gün evinin önüne derin mi derin bir kuyu kazdırmış. Üzerinde otlarla, dallarla kapattırmış. Umudu ne Ebu Cehil'in bu tuzaktan? Evine davet ettiği Resulullah Efendimiz eşeğe gelince kuyunun içine düşecek. Ola ki düşmese bile Ebu Cehil gene de gayipten haber veriyorsun ama gözün yönündeki kuyu dahi göremiyorsun diyecek Efendimiz için. Allah Resulü davete icabet etmiş. Tam eşikten geçeceği sırada Cebrail aleyhisselam çıkmış karşısına. Tuzağı ayan etmiş. Resulullah Efendimiz evine geri dönmüş. Ebu Cehil de tuzağa nasıl düşmez diye bağırıp bir hışımla kapıdan çıkınca kendi kazdığı kuyunun dibini oylayabilmiş. Hacı amca, ölmüş mü bu Ebu Cehil? Yok, ölmemiş delikanlı. Ölmemiş ama cahillerin babasına yaraşır bir davranış sergilemiş. Kıssanın geri kalanını sonra anlatıveren ama kıssanın bu kadarlığının hissesi ne? Onu da veren ben şimdi size. Mümin kişinin kuyusunu kazan gün gele o kuyuya kendisi düşer. Ağzına sağlık hacı amca, ne güzel söyledin. Ara sıra gelsin anlatsın ya, maşallah. Terapi gibi maşallah, terapi. Ya lafa tuttunuz adamı, işi gücü bıraktı. Laf anlattırıyorsunuz ya.
Hadi. Hadi Hacı Efendi, senin yarım kalan komodinin boyası var, onu bitir hadi. Ne boyanacaksa biz hallederiz Seyfi abi. Bırak Hacı amca biraz daha otursun. Ya ayıptır kardeşim. Olmaz öyle şey ya. Adamı esir mi edeceksiniz kahve köşeleri? Kalk Hacı abi, kalk 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 kalk. Esir mi edeceksiniz ya kahve köşelerinde? Ya Seyfi abi, bırak da adamı kıssasına devam etsin. Allah Allah, ne kıssası oğlum ya, bitti kıssa. Ya Hacı amca, ya otur sen de ya, nereye gidiyorsun? Ya oğlum, manyak mısın ya? Seyfi abi, senin işin gücün yok mu? Senin yok oğlum işin gücün. Seyfi Bey, sen delikanlı. Ya bırakın oğlum bu kanatımı. Hacı amcaya mahallede bir ev tutalım, ara sıra kahveye gider gelir. Gelmesin ya, gelmesin. Ne lüzum var? Ne doğru dedin ya Kadir abi? Yok ya Kadir abi, ne zararı var? Ya gel Hacı amca ya. Ya bıraksana da be onu. Oğlum bak bana dep çindirme. Hacı oğlum, amca ya sen kız sana devam edersin. Oğlum düşüreceksiniz beni. Ya bir bıraksana. Oğlum bari sen ya, ya bırak onu bırak. Baksana sana da. Ya bırak.